Rastgele kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün okumadan yeni başlayanlara Arya 20'yi tanıtacağım. Benim de bu makina LRF avlarımda kullanmış olduğum okumanın ilk makinası. LRF'ye yeni başlayanlar için uygun fiyatlı ve fiyat performans açısından orta seviyelerde olan bu makinenin incelemesini yapacağız. LRF için çok uygun, mükemmel fiyatlı bu ürün okuma Arya 20. LRF makinelerinde genellikle drag kuvveti 3-4 kilogram arasında oluyor. Bu makine ise 5.4 drag gücü verilmiş bir makine. Makineden oldukça memnunum arkadaşlar. Zaten bugüne kadar atmış olduğum videolarda da LRF avlarında genellikle bu makineyi kullandım. Daha önce tabi okumanın bir makinesini kullanmadığım için benim için oldukça performans ve fiyat açısından beni memnun eden bir makine oldu. Biraz eski de hatta makinem, yani 2 yıl aşkın süredir makineyi kullanıyorum. Birkaç kez tuzlu suda hatta kullandığımda biraz bir sıkıntı oldu sadece. Normalde tuzlu suya dayanıklı olduğu yazıyor. İnternet üzerinde de okuduğum kadarıyla. Ama ben genel anlamda bu makinayla birçok balık aldım. Özellikle tatlı su avlarına ağırlıklı gittiğim için tatlı su avlarında bana hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Oldukça memnun edici bir performansa sahipti. Özellikle fiyatı çok uygundu. Ben bu makineyi aldığım zaman da 110-120 lira gibi bir fiyatı vardı bu makinenin. Şu anda bildiğim kadarıyla 145 veya 150 lira civarlarında olması gerekiyor. Makineden çok memnunum. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Tabi bu yeni başlayanlar için uygun bir makine. Esasında yani bu makineden daha iyi. Yani en azından bir 100 lira daha fazla vererek daha iyi bir makine alabilirsiniz arkadaşlar. Ama yeni başlayanlar için, LRF avcılığını merak eden arkadaşlar için bu makine uygun olacaktır. Hem fiyat açısından hem de ilk kullanım açısından herhangi bir sorun olursa bile, en azından bozulsa bile bu makine, ki benim herhangi bir problemim yok şu ana kadar, bir sıkıntı çıkarmadı. Söylemiş olduğum gibi LRF makinelerinde genellikle drag kuvveti 3 veya 4 kilo arasında oluyor. Bu makinede ise 5.4 drag gücü verilmiş. Sarım hızı bir turda 60.7 santim ve bu LRF avcılığında gayet yeterli. 4.8.1 devir ile düşük devirli bu makinelerde Arya 20 183 gram ağırlığında. Zaten görmüş olduğunuz gibi kafa yapısı oldukça küçük, çok kibar. Zaten benim bunu almamın da bir sebebi arkadaşlar 183 gram olmasıydı. Ben bu makinayı Detringer 1.8 oltam ile kombin yapıyorum. Oldukça hafif, hatta çok çok hafif. Hafiflik ve sarımı düşük olduğundan LRF için ideal makine. Evet, Arya 20 bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Arya 20 183 gram 60.7 santim toplama hızına sahip. Arya 30 220 gram 70.60 santim toplama hızına sahip. Arya 40 ise 234 gram ve 84.8 santim toplama hızına sahip. Hemen hemen gramajları neredeyse aynı. Yani çok farklı yok. Yani 20'şer gram bir fark var 20, 30 ve 40'lık makineler arasında. Yani LRF için en uygunu 20'lik. Tabi spin için 30'luk ve 40'lık düşünülebilir. Okuma Arya makinesindeki kolay ayarlanan ters dönüş kilidi antirezerv makineyi sert vuruşlara karşı önlem olarak tek yöne sabitliyor arkadaşlar. Bu makine kolay ayarlanan ters dönüş kilidi antirezerv makineyi sert vuruşlara karşı önlem olarak tek yöne sabitler. Siklonik akış rotor tasarımı rotordan gelen havayı artırarak su girişini ve paslanmayı en aza indirir. Evet. Söylemiş olduğumuz gibi su girişini ve paslanmayı en aza indiriyor. Ama tuzlu suda ben bunu kullandığımda, yani bilmiyorum, çok çok emin değilim. Belki balık çok zorladığı için güzel bir boy balık almıştım denizden arkadaşlar. Tuttuğum balık 40 santim üzeri bir mırmırdı. Yani benim ilk deniz balığım neredeyse söyleyebilirim yani büyüklük açısından. Ve bana LRF oltama denk geldi bu canavar. O esnada oltam biraz zorlandı. Aynı şekilde makinem de biraz hırpalandı. Belki bilmiyorum, o esnada heyecandan suya girmiş olabilir. Bir de kumlara acaba
kum mu girdi acaba içine diye düşündüm. Tabii bakımlarını yapıyorum kendim elimden geldiğince ama sadece o avda biraz zorlandığını hissettim makinenin. Yani belki çok daha güçlü balıklara problem çıkarabilecek bir makine ama zaten LRF avında hedeflediğimiz balıklar oldukça küçük ki bu daha heyecan verici oluyor. Bu tarz makinalarla, söylemiş olduğum gibi 1.8 Deathringer gibi oltalarla ne kadar hafif, ne kadar küçük atarlı oltalar olursa, tabii hedeflediğimiz balıklar büyük olmasa da bize yaşattığı aksiyon oldukça keyif verici oluyor. Bu makine de hafif avlar için gayet uygun bir makine arkadaşlar. Çoklu disk, Japon yumuşak kalama, yumuşak dönüş ve dayanıklık için bir birliği tahrik, hassas makine kesim pirinç pinyon dişlisi var, paslanmaya dayanıklı, grafit gövde ve rotor var, CFR siklonik akış rotor teknolojisi demiştik, alüminyum, anodize makara, paslanmaya dayanıklı paslanmaz çelik salma teli ve dengesi bilgisayar yardımıyla sağlanmış rotor dengeleme sistemi var. Yani bunlar hakkında çok çok detaylı bilgim yok açıkçası. Ben de yani bu konularla ilgili çok fazla bilgiye sahip değilim ama bana sorarsanız eğer bu yeni başlayanlar için çok çok uygun bir makine olacaktır. Evet, ilk defa LRF avına başlayacak arkadaşların kafasında olan soru işaretlerini umarım giderebilmişimdir. Makineden çok memnunum. Halen de kullanmaktayım. Bu makineyi kullanacak olan arkadaşlar da gönül rahatlığıyla bu makineyi alabilirler. Yani emin olun bu fiyata vermiş olduğunuza üzülmezsiniz. Çünkü hem uygun fiyatı hem de performans açısından bana herhangi bir sorun henüz daha yaşatmadı çok şükür. Benim tabii birkaç makinem daha var kullanmış olduğum. Onların av videoları maalesef yok. Yeni yeni av videolarına başladığımız için inşallah ilerleyen zamanlarda da o makineleri kullanıp sizlere videosunu çekmeyi düşünüyorum. Bundan sonra inceleme videoları gelecek. Bir sonraki inceleme videomuz muhtemelen Okuma Deathringer 1.8 oltam olacak. Bununla kombinlemiş olduğum oltamı anlatacağım sizlere. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilir. Bana destek olmak için de videomu beğenerek kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ve avlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize rastgele.